Bu ortak açıklama, bir ona bakalım. Üst düzey üçlü toplantı. Görüntüleri lütfen verin arkadaşlar. Ortak bir açıklama yapıldı çünkü. O görüntüler ekranlarınızda. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Joseph Borrell, AB Dışişleri Bakanı Antony Blinken'la Paşinyan bir araya geldiler. Ha, öncesinde hem von der Leyen hem de Blinken Azerbaycan Cumhurbaşkanı'nı aradılar. Zaten Azerbaycan'ın defaatle Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı'nın, Türk Dışişleri Bakanlığı'nın bu toplantı gerçekleşmesin, bu toplantı ertelensin. Ne zaman ertelensin? Bir kere adam gibi bir barış anlaşmasıyla sınırları belli olan bir ülkeyle toplantı yapın siz. Yani Ermenistan 30 yıl işgal ettiği bölgeye dair bir savaşı kaybetti ve şu anda orada işgalden vazgeçti, oradan çıkarıldı ama bir sınır anlaşmasına hala imza atmış değil. Orada yapacağınız herhangi bir görüşme kendisine, Ermenistan'a, Paşinyan'a yanlış sinyal verir. Yani onu bir başka saldırganlığında destekleyeceğiniz sinyalini verir. Bunu yapmayın uyarıları gelmişti. Toplantı öncesinde basın ortak bir açıklama yaptı üçlü ve burada von der Leyen Paşinyan'ı demokratik reformlar ve AB'nin Rusya'ya yönelik yaptırımlarına katıldığı için tebrik etti. Bu AB ile Ermenistan'ın değer ve çıkarlar açısından giderek daha fazla uyumlu hale geldiğini gösteriyor dedi. Şimdi bugün daha geniş ortaklığa bakacağız diye konuştu. Yani şunu da anlıyoruz ki von der Leyen'in bugün peşinen yapmış olduğu açıklama daha fazla ortaklık için masaya oturduk şeklindeydi. Arkadaşlar lütfen Brüksel'deki toplantının görüntülerini verelim. Çünkü onu anlatıyorum. Başka bir görüntüyü vermeyelim. Yanlış mesaj vermiş oluruz. Evet, Avrupa Birliği Ermenistan'la daha fazla ortaklık. Bunun için masaya oturuyor. Bunu söylüyor. Bunu AB ile Ermenistan arasında yeni ve iddialı ortaklık gündemiyle ileriye taşıyalım diyor. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa ve Ermenistan uzun ve ortak bir tarihi paylaşıyor. Artık yeni bir bölüm yazmanın, yeni bir seri yazmanın zamanı geldi diyor. Joseph Borrell de konuşuyor. AB ile Ermenistan olumlu olarak ilerliyor, yeni yolunda diyor. Her zamankinden daha güçlü diyor. Bu ortaklığı birlikte bir sonraki aşamaya taşıyoruz. Bakın bu da enteresan bir tanım. Borrell'in sözü. Bu ortaklığı birlikte bir sonraki aşamaya taşıyoruz. Amerikalı dostlarımızla Ermenistan'ın egemenliğine, demokrasisine ve dayanıklılığına olan kuvvetli bağımızı göstermek için güçlerimizi birleştiriyoruz. Yani Amerika, Avrupa Birliği Ermenistan'ın arkasında saf tutuyor. Borrell'in de söylediği bu. Gelelim ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'a. Blinken de Ermeni halkının demokratik, müreffeh bir geleceği ve daha bütünleşmiş, daha barışçıl Güney Kafkasya bölgesi için transatlantik desteğimizi bir kez daha teyit etmek üzere buradayız diyor. Ermeni halkının geleceğine dair vizyonunu paylaşıyoruz. Tabii hangi vizyon bu? Ermenistan'ın dünyada bölgeye bağlı, komşularıyla barış içinde güçlü, bağımsız bir ulus olarak yerini almasını istiyoruz. Değerlendirmesini de yapıyor. Güçlü, bağımsız, bağımsız bir ulus derken tabii ki Rusya'yla içinde bulunduğu blok, kolektif güvenlik anlaşması örgütüne bir gönderme. Ama nihayetinde NATO'ya ve Avrupa Birliği'ne entegrasyon zirvesi. Bu mesajlar veriliyor. ABD'nin Ermenistan'a 65 milyon doların üzerinde yardım sağlamayı planladığı vaadini dile getiriyor Blinken. 65 milyon dolar. Bu miktarın 2 yıl öncesine göre de %50 daha fazla olduğunu söylüyor. ABD'nin Ermenistan'a demokratik ve ekonomik dayanıklılık, gıda güvenliği yatırımları, dijital yapım, ticaret ortaklıkları ve enerji kaynaklarının çeşitlendirilmesi gibi konularda destek olacağını da söylüyor. Avrupa Birliği temsilcileri von der Leyen ve Borrell de Blinken de ayrıca Karabağ'dan ayrılan Ermenilerin ihtiyaçlarının karşılanması, uzun vadeli entegrasyonlarının sağlanması konusunun da gündemde olduğunu söylüyor. Gelelim Paşinyan'a. Paşinyan Avrupa Birliği'ne egemen, dirençli ve müreffeh Ermenistan'a olan kolektif bağlılığını yeniden teyit etmek amacıyla düzenlediği bu üst düzey toplantı için teşekkür ediyor Avrupa Birliği'ne. Ve şunları söylüyor, bugünkü üst düzey diyalog Ermenistan'ın ABD ve Avrupa Birliği ile ortaklığı
genişlettiği anlamına geliyor. Ekonomik işbirliğimizi geliştirmenin, ticareti teşvik etmenin ve mobilite alanındaki ortaklığımızı genişletmenin zamanı geldi ifadesini kullanıyor. Gelelim Azerbaycan'la ilişkiler. Şimdi tabii ki Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı kuvvetli uyardı. Türk Dışişleri Bakanlığı kuvvetli uyardı. Yapılan açıklamada ya bu üçüncü ülkelere karşı bir zirve değil ki, bu Ermenistan'ın kendi bütünlüğünü ilgilendiren bir zirvedir gibi bir açıklama gelmişti. Fakat bunu Türkiye'de, Ankara'da kabul etmedi, Bakü'de kabul etmedi. Birazdan aktaracağız. Moskova hiç kabul etmedi. Paşinyan ayrıca ülkesinin Azerbaycan'la ilişkilerini egemenlik ve toprak bütünlüğünün karşılıklı tanınmasına dayalı olarak normalleştirmesine bağlı kaldığını vurguladı. Tekrar edelim. Paşinyan ayrıca ülkesinin Azerbaycan'la ilişkilerini egemenlik ve toprak bütünlüğünün karşılıklı tanınmasına dayalı olarak normalleştirmeye bağlı olduğunu söyledi.